Tamam. Dükkana gelmeyecek misin diyecek. Ne oluyor oğlum? Başınızda adam olmayınca bir işe edemeyeyim mi siz? Yok usta. İşlik bir durum değil ama gelsen iyi olacak. La havla ve la. Bana bak. Yine orada ne ettiniz lan? He? Geleyim kapıdayım. Ne oluyor burada? Biz seninle ne konuştuk Seydani? Bu gubbe ikimize dar dedim. Ya kızın ya ben dedim. Evet ama almadım. Gitti nereye gittiyse dedin. He dedim. O vakit bu ne demek oluyor Seydali he? Bunu komşuya el öptürmüşsün, kızını baş tac etmişsin. Ya benimle dalga geçeyim düpedüz ya da sözün eri olmaktan vazgeçmişsin. Hangisi Seydali hangisi? Cumali! Benim dediğim de belli. Kim oldum ben? Dediğimi yaptım. Ama bundan gayrısı onun bileceği iş. Yok öyle Seydali. Yok öyle. Kızın yakışanı bileydi vaktinde çekip gitmezdi. Hadi yıktı gitti. Heçe sayar gibi geri gelmezdi. Sağa düşen kolundan tuttuğu gibi geri yollamaktır. Yeter Cumali! Yeter! Senin dil uzattın benim hanemin mahremi. Hiç kimsenin dil uzatmaya da hakkı yok. Eğer devam edersen o dilini koparmak bana farz. Demek eyle Seydali. Baba. Bu mu senin halin? Burası senin mahremin Seydali. Uğursuzun burada ne işi var? Baba bana yardım et. Oğlumu kurtarmam için baba bana yardım et ne olursun. Baba Mithat şikayetçi olmuş. Kerem'i gözaltına aldılar, salmıyorlar. Eğer şikayetini geri çekmezse hapse atacağız diyorlar. Kerem daha çok küçük baba. Islah evine gönderecekler. Oğlumun hayatı kararır. Ne olur bir şey yap. Yaktığın hayatların bedelidir. Herkes ektiğini biçer. Baba tamam. Baba bir dakika. Baba bir dakika. Dur! Baba. Baba ne olursun bir dakika dinle. Bana istediğini yap baba ama Kerem daha çocuk. Yemin ederim Mithat'ın kim olduğunu bile bilmiyordu. Sadece beni korumak için yaptı baba. Bana bak. Madem öyle kulaklarını aç beni dinle. Senin oğlunu oradan çıkaracağım. Ama ondan sonra çoluğun çocuğunu toplayıp Antep'ten gideceksin.